Hoş geldiniz. USDC üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseyi al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. USDC hala düşük hacim etkisinde arkadaşlar. Saatlikte e, hareketli ortalama ve 23.8 direncini zorluyor. E, bu bağlamda aşamadığını. Halebinde azaldığını görüyoruz. Vakit geçtikçe 4 saatlikteki hareketli ortalama da yaklaşarak üzerindeki baskıyı arttırıyor. E, uzun lafın kısası önümüzdeki bir iki gün içerisinde de burayı alamazsa e, ilerleyen vakitlerde oldukça hızlı devam edecek bir 0.2 düşüşü gerçekleşebilir. Özellikle bu bağlamda buranın da kırılımı karşımıza 17 pozisyonlarına kadar devam edebilecek bir geri çekilme hareketinden bahsedecektir arkadaşlar. 23.8'lerdeki olası bir kırılım şu anda yalnızca Bitcoin'deki sıkı bir pump hareketiyle birlikte tetiklenebilmesi bekleniyor. Onun haricinde e, ikinci bir senaryo yani e, Bitcoin yardımı olmadan bunu yapamaz içsel olarak düşüşe meyilli. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.